aşıların yan etkilerini büyüterek anlatanlar koronavirüsün insanları ne hale getirebileceğini anlatmıyorlar maalesef. Ve bu salgının bitmesi için tek yol yaygın aşılama. Bunun böyle olduğunu da biliyoruz. Ha, salgın yok diyenler arasında bu salgında yakalandığı hastalıktan hayatını kaybedenler de oldu. Onun üzerine bir cümle daha kurmayı gerekli görmüyorum. Yalnız şimdi önümüz sonbahar, okullarda yüz yüze eğitim başlayacak. Kalabalık alanlar daha da kalabalık hale gelecek. Aşısını yaptırmış olanlar var, yaptırmamış olanlar var. Nasıl olacak? CHP milletvekili Fikret Şahin meclise bir araştırma önergesi verdi. Teklifi şudur. Aşı olmayanların kalabalık alanlara, kapalı alanlara girişlerine kısıtlamalar getirilsin. İşte o teklif. Salgını önlemenin en etkili ve tek yolu aşı. Delta varyantı sonrası vaka sayılarında durdurulamayan yükseliş. Çin başta olmak üzere Fransa, Yunanistan ve Almanya gibi birçok ülkede COVID-19 aşısının zorunlu hale getirilmesi tartışılıyor. O tartışmalara CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin de dahil oldu. Yasa teklifimizle çift doz aşı olmayan kişilerin maç, konser, alışveriş merkezleri ve toplu taşıma gibi toplu yaşam alanlarına girişlerinde bir takım kısıtlamalar öngörmekteyiz. Bu sayede hastalığı taşıma riski yüksek olan bireylerin hastalığı diğer kişilere bulaştırmasını önlemeye çalışmaktayız. CHP'li vekil Şahin meclise bir de aşı önergesi verdi. Yasa teklifimiz kesinlikle zorunlu bir aşıyı öngörmemektedir. Elbette kişinin aşı olmama hakkı vardır ama bu hakkını kullanırken toplumdaki diğer bireylerin de sağlığını tehlikeye atmaması gerekir. Kendisi de doktor olan Fikret Şahin, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerine de değindi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2 doz COVID-19 aşısı yapılanların sayısı bugün itibariyle 36 milyon civarında. Sırası geldiği halde aşısını yaptırmayanların sayısı maalesef 20 milyonun üzerinde. Bize dönüp yargılanacaksınız, aşı propagandası yaptınız diye bizlere yazıyorlar, varsın yazsınlar, doktorlara yazıyorlar, uzmanlara, profesörlere yazıyorlar. Hayat kurtardığınızı söylüyorsunuz, yargılanacaksınız diyorlar koronavirüsle mücadele eden doktorlara. Tuhaf zamanlara denk geldik doğrusu. Sağlık çalışanlarının her birine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Canla başla mücadele ediyorlar. Sizi Hakkari'ye götüreceğim. Hakkari aşılama oranının yüksek olduğu illerimizden biri. Bunda sağlık çalışanlarının da büyük payı var. Ev ev, kapı kapı gezip aşı yapan sağlık çalışanlarına teşekkürlerimizle. COVID-19 aşısını olmayan Çobanpınar vatandaşları, muhtarın evinin önünde COVID-19 aşınızı olabilirsiniz. Görüntüler koronavirüs risk haritasında mavi kategorideki kentlerden olan Hakkari'den. Aşı olmayan kalmasın diye kolları sıvadı sağlık emekçileri. Yüksekova merkeze 40 kilometre mesafede bulunan İran sınırındaki Onbaşılar köyünde aşı çalışması gerçekleştirdi. Sokak sokak dolaşarak aşılama yaptı. İçmiş olsun. Bitti mi? Gidemiyoruz Yüksekova. Sağ olsun. Sağlık ekipleri bize yardım ediyor. Aşılımızı yaptık. Burası Yüksekova kadar 50 kilometre uzaktadır. Buraya gelip aşımızı yaptılar. Çok teşekkür ederiz. Kentte birinci doz aşılama oranı %80'e yaklaştı. Ekipler aşılama oranını %90'a çıkarmak için yola çıktı. Amaç ikinci doz aşılama oranında da başarıyı yakalamak. Ancak bir sorun vardı. İnternetin olmadığı kırsal bölgelerde aşı kaydı oluşturmak. Telefon da çekmeyince ortaya bu manzaralar çıktı. Kimi zaman ellerinde telefonla adım adım sinyal arayan ekipler, kimi zaman da sinyal bulmak için yüksek tepelere çıktı. Yo, son derece haklısınız. Sinovac aşısı Türkiye'de ilkin, sadece elimizde olan aşı oydu. Çok yüksek koruma oranı olduğu söylendi, açıklandı. Bunun böyle olmadığını da zaman içinde gördük. İki doz Sinovac'ın tek başına yeterli olmayacağını da gördük. Haklısınız, ben vatandaşı suçlamıyorum. Biz bilmek zorunda değiliz ki. Bize söylenenler, yapılan açıklamalar var. Bu aşı etkilidir diye getirdikleri aşının aslında o kadar da etkili olmadığını zaman içinde gördük. Haklısınız. Size değil öfkem. Yanlış anlamayın. Her akşam izler, her habere de yorum yapar Canberk Bey. Siz de haklısınız.
Bir belge imzalatmak istediler bana, BioNTech'le ilgili sorumluluk sendedir diye. Ben onu görünce vazgeçtim aşıdan diyor. Dünyada da bu uygulamanın bir örneği yok aslında çok fazla. Bizde ilkin o belgeyi imzalatmak istediler, evet. Ve vatandaşın bir kısmında aklı karıştı. Bir şey demiyorum ama hala geç değil. Hala aşı yaptırabilirsiniz. Peki anlaşamayacak mıyız? Canınız sağ olsun, ne yapalım? Bu akşamın tablosu birazdan açıklanır. Çok yüksek can kayıpları. Yoğun bakım ünitelerinde yer yok diyorlar. Ankara'da hasta olmayın diye doktorlar uyarıyor. Yoğun bakım ünitelerinde yer yok diye. Durum bu. Bütün hastalara da acil şifalar diliyorum. Hafif atlatanların büyük bölümü de aşılı olanlar. Onun da altını çiziyorum. Ben söylüyorum, kendi ailem 2 doz Sinovac yaptırdılar. Şükrediyoruz, iyi ki yaptırmışlar. Daha hafif atlatıyorlar hastalığı diye. Okullar açılacak, yüz yüze eğitime de okullar hazır mı? Camları açarsınız diyorlar. Karşılıklı cam açın. Sınıfta tek cephede cam var. Karşılıklı açamıyoruz. Öğrenciler ceryanda kaldı, hocam kapat diyorlar bir taraftan. Aşı yaptırmamış öğretmenler işte PCR testini gösterecekler. Nasıl olacak? Tam bir karmaşa aslında. Bırakın tüm bunları bir kenara. Okulların fiziki şartlarıyla ilgili bir haber vereceğim size. Okullarda asansörler kullanılamayacak durumda. Onu da kontrol eden yok. Bir okullara bakalım yakından. Okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor. Öncesinde salgına karşı tedbirler ve aşılama oranları tartışılan konular oldu. Ancak başka tehlikeler bu gündemin arkasında kaldı. Onlardan biri okullardaki asansörler. Binlerce okul asansörü can güvenliği açısından uygun değildir etiketi taşıyor. Üstelik bu bilgi Milli Eğitim Bakanlığı İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı raporunda yer alıyor. Rapora göre kesinlikle kullanılmaması gerekir etiketi taşıyan okul sayısı 2995. Eğitim kurumlarında bulunan 3149 asansörde mavi etikete sahip, yani hafif riskli. Bununla da sınırlı değil. 25 bin okulda da yangın merdiveni bulunmuyor. Binlerce okulda da yangın algılama ve uyarı sistemi çalışmıyor. Yani bu okullarda riskli bir durumda öğrencilerin kaçış yolu yok. Bültenin ilk bölümünde size Çorum'dan bir haber anlatmıştım. Ülkenin en çok oy alan, milyonlarca seçmenden oy alan ikinci partisinin lideri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da bir seçmen tarafından "dokunma çocuğuma, yürü, haydi yürü" denilerek karşılanmıştı. Her şeyden evvel bunun misafirperverliğe sığmayacağını, en hafif tabiriyle kabalık olduğunu söylemiştik. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na destek, benzer provokasyonlarla karşılaşan İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi. Meral Akşener az evvel bir tweet attı, diyor ki içim acıdı, canım yandı. Biz bu değiliz. Biz alçak gönüllü, kocaman yürekli, asil bir milletiz.